Ama gerçekte olay ne? Mesela İngiltere Dışişleri Bakanı durum sahiden ciddi dedi. Bu ne demek? Onu konuşacağız. Ve efendim Katar Şeyhi Beyaz Saray'da. Şimdi günün en enteresan görüntülerinden biri. Fotoğrafı görelim. Müthiş bir böyle sevgiyle karşılandı, iltifatla karşılandı Şeyh Tamim El-Sani. Biden dedi ki NATO üyesi olmayan büyük ortak muamelesi görecek artık Katar bizim için dedi. Bunu da konuşacağız. Nedenini konuşmamız lazım. 1 Şubat ya bugün, 1 Şubat'ın hatırlattıklarını da paylaşalım, sonra konuşalım. Efendim bugün Abdi İpekçi suikastının yıl dönümü. 1 Şubat 1979 tarihinde katledilmişti. Ağaca yakalandı, kaçtı, yeniden geldi. Ağaca aramızda dolaşıyor. İtibar görerek kimi yerlerde dolaşıyor. Arkasındaki güç mü dediniz? Ortaya çıkartılmadı elbette. 1 Şubat aynı zamanda Susurluk döneminde hatırlarsınız değil mi? 1997'de 1 dakika karanlık eylemi vardı. Her akşam 19'da yakar söndürürdük 1 dakika. 1 dakika karanlık eylemi vardı. Var mı şu zamanlar böyle toplumsal hareketler? Belki gene olur, kim bilir. Ve efendim bir kare gelecek, o da 1 Şubat. O bu sefer 1968 tarihinde. Vietnam'da bu kare hiç unutulmadı. Associated Press muhabiri Eddie Adams çekti bu kareyi. Vietnam'da Kuzey-Güney Savaşı'nda inanılmaz bir kareydi. Yol ortasında infaz. Amerika nereye girerse orası karışıyor da. Amerika yeni bir savaşa mı hazırlanıyor Ukrayna'da? Aslıcığım. Valla çok karışık bir durum. Şöyle ki Rusya şu anda 3 taraftan çepeçevre sarmış durumda. Ve Rusya diyor ki Ukrayna'ya senin askeri yığınak yapman benim için tehdit. Ben bunu yıllardır söylüyorum, dinlemiyorsun, artık gerekirse girerim demeye getiriyor ama bunu açıkça söylemiyor. Batı ise Rusya'nın Soğuk Savaş bittikten sonra oluşan güvenlik mimarisini, yani bütün Doğu Blok ülkelerinin batıya kaymasını sorgulamasını istemiyor. Bu ülkeler ne istiyor? Polonya'sı, Bulgaristan'ı, hatta Ukrayna. Bunlar aslında batıya, hatta Ukraynalılar açık bir şekilde NATO'ya girmek istiyorlar. Rusya ile büyük bir pazarlığa ihtiyaç var. Batı ve Rusya arasında. Rusya diyor ki ben diyor, hatırlarsan Yeltsin vardı, hep sarhoştu, Rusya çok zayıftı 91-94 arası. O süreçte kurulan dünya düzenini kabul etmiyorum. Artık güçlü bir ülkeyim diyor ve yeniden pazarlığa oturalım diyor ve gerekirse Ukrayna'ya girerim diyor. Ukraynalıların durumu hazin, tabii bağımsızlıklarını istiyorlar. Hangi ülke böyle bir işgal ister? Ama diğer taraftan da Batı tarafından Rusya ile bir vekalet savaşı içinde kullanılmaları çok büyük bir yıkım olur Ukrayna'ya. Burada bir şekilde Batı ve Rusya arasında bir pazarlık şart. Amerikalılar ve Ruslar doğrudan konuşuyorlar. Bugün de Salı günü Tony Blinken, ABD Dışişleri Bakanı ve Lavrov arasında bir telefon görüşmesi olacak. Geçmişte buluştular, mektup alışveriş yaptılar, bir pazarlık yapıyorlar. Bu pazarlıkta diyor ki Ruslar, NATO'nun genişlemesini durdur, Ukrayna'yı alma ve bunu dünyaya deklare et diyor. Ukrayna'da buradan çok tedirgin. Tabii ki Rus işgalini istemiyorlar ama daha da önemlisi anayasalarına koymuşlar. Bu tuhaf bir şey ama anayasalarına biz NATO'ya ve Avrupa kurumlarına girmek istiyoruz diye bir madde koydular 3 yıl önce. Yani bu ancak ABD ve Batı arasında, ABD ve Rusya arasında ya da Batı ve Rusya arasında bir pazarlıkla, doğrudan bir pazarlıkla hallolacak bir sorun ama izleyicilerimiz açısından çok ufak bir tarihi hatırlatma. Dünya düzeni, içinde olduğumuz coğrafyanın düzeni, İkinci Dünya Savaşı bittiğinde Yalta'da Stalin'le oturdu Batı. O zaman bir düzen kuruldu, Soğuk Savaş. Doğu Batı ülkeleri ve Sonra Sovyetler yıkıldı, ikinci bir düzen kuruldu. Genişleyen bir NATO ve küçük bir Rusya. Şimdi Rusya diyor ki ben üçüncü bir düzen kurmak istiyorum diyor. Bu bana yetmiyor diyor. Ben artık güçlü bir ülkedeyim. Libya'da askerim var, Afrika'da askerim var, şöyle füzelerim var, böyle şeylerim var. Ukrayna'yı en azından Rusya karşıtı bir pozisyon, NATO'ya girmek isteyen bir Ukrayna'yı kabul etmem diyor. Burada Türkiye'nin alacağı konum çok ilginç olacak. Perşembe günü Cumhurbaşkanı Ukrayna'ya gidiyor. Türkiye Ukrayna'yı destekliyor. Batı'ya yönelişini destekliyor ve hatta silah satıyor. Tabii. İHA satıyor. Birkaç ay önce ben senin programına konuk olduğumda o gün sen bana bir gün önce mesaj attın, bak bunu da konuşalım diye. Çok akıllı bir gözlemdi o. Çünkü gerçekten de hani değme dış politika yorumcuları o satışın, o Türk İHA'larının Donbas'ta kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu kesinlikle senden haftalar sonra fark ettiler. Nitekim Rusları delirten de o oldu. Sadece İHA değil, SİHA. SİHA nedir? Silahlı. Rusları delirten de o oldu. Delirten faktörlerden de biri de o oldu. Yani Ukrayna'nın güçlenmesi. Orada ufak bir doğuda, ülkenin doğusunda Ruslarla savaş var. Yani Türkiye şu anda güçlü bir şekilde Ukrayna'nın yanında, NATO'nun yanında konumlandı. Tabii ki Cumhurbaşkanı bunu Amerika'yla, NATO'yla bozulan ilişkiyi düzeltmek için bir fırsatı da çevirmek istiyor. Tam bunu söylemişken ne kadar soracağım. Çünkü onun üzerinden devam edersek Türkiye-Amerika ilişkisini şimdi şöyle söyleyelim, vekil üzerinden bazen yürürsünüz. Savaşta, kimi zaman barışta, anlaşmada. Katar o anlamda önemli. Aynı zamanda Erdoğan'ın bölge politikasındaki yeri. Şimdi bakın Herzog gelecek deniyor Türkiye'ye. Şimdi İsrail Cumhurbaşkanı'nı davet etti Erdoğan. Evet, buraya gelmesi bekleniyor Mart ayında. Gelecek, gelmesi bekleniyor. Şubat'ta Suudi Arabistan'a gideceğini söyledi Erdoğan. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Bütün bunlar önemli. Şimdi tekrar o görüntüyü vererek Katar emirinin görüntüsü de var. Görüntüsünü de verelim. Pek bir böyle keyifliler Biden'la birlikte. Yani Katar emiri küçücük bir ülke. Gerçekten hani en sıkı müttefik gibi, stratejik müttefik gibi açıklanıyor. Nitekim NATO üyesi olmayan büyük ortak olarak kabul edeceklerini söyledi Biden, dediğim gibi. Şimdi bunun üzerinden analizine devam et. Şimdi Katar Afganistan'da havaalanının yönetimini almış gibi gözüküyor. Orada şu anda Taliban'la bir anlaşma imzaladı. Batı'nın vekil gücü olarak, ama daha da önemlisi Amerika, Ukrayna'da büyük bir savaş bekliyor. Yani Rusya'nın işgali, Rus işgalinin olacağını düşünüyor. Ve böyle bir senaryoda Ukrayna'ya askeri yardımda bulunup bir anlamda orada Rusya'ya karşı bir iç savaşı ya da direnişi destekleyecek gibi gözüküyor. Bu durumda bizim de ülkemizi ilgilendiren bir kriz yaşanacak. Doğalgaz krizi. Batı'ya giden, Avrupa'ya giden doğalgazı kısıtlayacaktır Ruslar. İşte bu yüzden Katar önemli. Amerika şu anda diyor ki Avrupa'nın gazını kestiğinde Rusya, savaş olacak diyor. Rusya Avrupa'nın gazını kestiğinde benim o gazı tedarik edecek ülkelere ihtiyacım var. Katar'da en önemli doğalgaz rezervlerine sahip ülkelerden biri. Hem öyle biri, hem de bir üs. Hem Katar. De bir üs. Yani yeni üs değil aslında. Katar'ın Amerika açısından bir üs olması yeni değil. Orada o bölgeyi kontrol edebilecek, mesaj taşıyabilecek bir üs olarak Katar vardı. Şimdi Türk-Amerikan ilişkileri zaten hafif yaralı, sıkıntılı. Katar üzerinden belki bu mesajlar gidebilir, edebilir. Bu yoğun muhabbet yanı sıra bölgedeki ülkelerle işte Suudi Arabistan'la, İsrail'le iyileşmeler, Birleşik Arap Emirlikleri'yle bize nasıl bir gelecek gösteriyor? Cumhurbaşkanı çok net bir politikası var. Dış çeperdeki, dışarıdaki ülkelerle barışmak. Amerika'sı, Batı'sı, Suudi'si, Birleşik Arap Emirlikleri, hatta Yunanistan'da, İsrail'e, içeride de kavgaya devam. Hayır yani ama bunca zaman çatışıyordu dışarıda. Sulh, cihanda sulh yerine. Ama bir dakika, ona geliriz de. Yurtta kavga, cihanda sulh politikasına geçti. Aslıcığım, ona geliriz de şunu soruyorum. Şimdi bir lidersiniz, bir paradigmanız var, bir ilkeniz var. Atatürk'ün işte vardı. Yurtta suç, cihanda suç, senin hatırlattığın üzere. Bu ilk günde de vardı.